arkadaşları, videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara. Fuhuş ve zina yuvalar yıkar. Nikah toplum hayatı için bir nimettir. Gayrimeşru birleşmeler aile kurumunu ortadan kaldırır. Aynı zamanda zina, kurulmuş olan ailenin dağılmasına ve perişan olmasına sebep olur. Geride faydasız pişmanlıklara gömülen, aldatmanın veya aldatılmanın verdiği acıyla yaşayan erkekler ve kadınlar, birbirinden kopmuş, anne ve babanın ilgi ve şefkatinden yoksun büyüyen evlatlar kalır. 2 numara. Zinanın yaygın olarak bilinen fonksiyonu, genç dimağları tarif etmesi, üretemez, düşünemez hale getirmesidir. Fuhuşla içli dışlı olan nesillerin belden yukarısı çalışmaz. Bütün söz ve fiilleri belden aşağıya endekslidir. En verimli çağlarında beyinlerini boş, hatta zararlı işlerle meşgul ederler. 3 numara. İslami aşk ve heyecanı öldürür. Zina dolayısıyla haramlara girme, zamanla kişinin kalbini işgal ede ede, onların yapa geldikleri kötü işler gitgide kalplerini paslandırmıştır. Ayetinin sırrı zuhur eder. Kalp duymaz ve duygulanmaz hale gelir. Günahlar kalbi kabarttıktan sonra bir insanda İslami aşk ve heyecan bulunması mümkün değildir. 4 numara. Unutkanlık verir. Zina yapanlarda daha çok görülür. Cinselliğin yanlış kullanımı ve karşı cinse bakma insanın hafızasını, dikkatini tahrip eder. Hafıza uzmanları günümüzde unutkanlığın ve hafıza zayıflığının artmasını 20. yüzyılın bir hediyesi olarak dile getiriyorlar. 5 numara. İnsan sağlığını tehdit eder. Gayrimeşru beraberlikler, insanın sağlığı... O şeyden dolayı olabilir mi abi? Bundan 200 yıl önce insanlar 60 yaşında max ölüyorlardı yani. ...sağlığı içinde zararlıdır. Pek çok zürevi hastalıkların kaynağının zina olduğu tıbben sabit olmuştur. Hatta bugün insan sağlığını tehdit eden AIDS hastalığı da çoğunlukla üreme organları yoluyla bulaşmaktadır. Zinanın yaygın hale geldiği toplumlarda ölüm olaylarının çoğalacağını haber veren Peygamberimiz bu noktaya dikkatimizi çekmiştir. 6 numara. Allah'ın gazabını çeker. Zina büyük günahlardandır. Rabbimiz yapılmaması üzerinde ısrarla duruyor. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden öğrendiğimize göre bu fiili yaygın bir şekilde yapan kavimleri Cenab-ı Hak helak ediyor. Yani her zina Rabbimizin azabına bir davetiye hükmüne geçiyor. O yüzden zinanın her türlüsünü terk etmek bir kulluk vazifesidir. Zina yapanın başına 6 şey gelir. Bu hastalıklar o kişide mutlaka görülür. Bunlardan 3'ü dünyada, 3'ü de ahirette gelir. Dünyada başına gelir. 1 numara, yüzünün nuru gider. Yüzünden neredeyse anlaşılacak hale gelir. Allah'ın verdiği güzellik ve nur artık görünmez olur. 2 numara, fakirlik getirir. Geçimini bozar, huzurunu bozar, ömrünün bereketini giderir. Dünyadan nasıl gittiğinin farkında bile olmazsın. 3 numara, Allah'ın rahmeti, şefaati gider. Rabbimiz lanetlediği için ömrü kısalır. Yani bereketsiz hale gelir. Haram ilişkiler meleklerin lanetine sebeptir. Her sabah iki melek kadınlar yüzünden erkeklere, erkekler yüzünden de kadınlara yazık diye nida eder. Şarkının videonun sonu manga şarkısı gibi olmuş. Melekler